Yulaf salatamız. Diyet yapanlara gelsin. Gayet güzel tadı olan meyveli, yeşillikli güzel bir salata yaptık arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açarsanız yeni tariflerimden haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Kanalımda kalın. Kaynayan suyumuza bir su bardağı yulafımızı ekliyoruz. 3-4 dakika kaynatalım. Sonra kapağını kapatalım. Yulafın şişmesini bekleyelim. Dakika yeterlidir. Yulafımız suyunu çekti arkadaşlar. 3 dakika kaynattık. Ocağımızı kapatıyoruz. Tenceremizin ağzını kapatalım. Yulaflar bir 10 dakika kadar da böyle bekletelim. Yulafımız tamamen suyunu çekmiş arkadaşlar. Diğer tarafta malzemelerimizi doğrayalım. Yarım yeşil elmanın yarısını doğradım. Yarım nar taneleri var. Çok küçücük doğradığımız taze soğanımız var. Bir tutam maydanozumuz var. Ve turşudan bir salatalık doğradık. Arkadaşlar istediğiniz kadar salatanızı zenginleştirebilirsiniz. Malzemelerimizi ekleyelim. Salata, maydanoz ve taze soğan. Elma ve nar taneleri. Limon ekşiliğini verir aynı zamanda. Limon isterseniz de katabilirsiniz. Eğer narınız tatlıysa limon katabilirsiniz. Kalori değeri oldukça düşüktür arkadaşlar. Şöyle akşam acıktığınızda ne yiyeceğiz diye düşünmeyelim. Bununla öğünümüzü geçirelim. Yulafımızı ekleyelim. Birazcık sızma zeytinyağımızı ekleyelim. Ben sızma yağına biraz şöyle kekik atıyorum arkadaşlar. Kekik bekliyor bayağı. Güneş almayan bir yerde bir ay kadar bekletiyorum. Yağınızın tadı daha da güzel oluyor. Onu da göstermek istedim. Yapmak isteyen yapabilir. Evet. Yulaf salatamıza istediğiniz baharatı, beğendiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Tuz da çok az miktarda atalım. Şöyle bir yarım çay kaşığı kadar da tuzumuzu ekleyelim. Yağımızdan ekleyelim. Bu da bir yemek kaşığı olsun arkadaşlar. Kekiğimiz geldi. Güzelce karıştıralım. Salatamız hazır. Gayet de nefis bir tadı oluyor.
Yapanlar mutlaka bilirler tatlarını. Yapmayanlar için güzel bir salata. Arkadaşlar bunun yanına da yine diyet yeşil mercimek köfte yapalım. Hiç bu da yine vejeteryanlar için. Bir de köfte hazırlayalım. Yeşil mercimekle, kıyma olmayan. Ve o da yine diyete giriyor. Evet, salatamız hazır. Yapanlara afiyet olsun. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız yeni tariflerimden haberdar olursunuz. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Kanalımda kalın. Yulaf salatamız. Diyet yapanlara gelsin. Gayet güzel tadı olan meyveli, yeşillikli güzel bir salata yaptık arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açarsanız yeni tariflerimden haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Kanalımda kalın. Su bardağı yeşil mercimeğimizi yıkayalım. Haşlamaya bırakalım. Bir su bardağı yeşil mercimeğimizi yıkadık. Üzerine kıvıtacak kadar su koyduk. Haşlamaya bırakıyoruz. Haşlanan mercimeklerimiz iyice haşlanması gerekir. Arkadaşlar vejeteryanlar için yeşil mercimek köfte yapıyoruz. Kıymasız. Ama kıymayı aratmayacak şekilde olacak. İyice mercimeklerimizi haşlayalım. İyice haşlanan mercimeklerimizi süzdürelim. Haşlayıp süzdürdüğümüz yeşil mercimeğimiz, bir diş sarımsak, bir tane kuru soğan rendesi, bir çay kaşığı toz biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığından birazcık fazla tuzumuz var, bir çay kaşığı karbonatımız, biraz da acı biber ekleyelim. Bir çay bardağında birazcık fazla galet unumuz var. Güzelce yoğuralım. Arkadaşlar bu hem diyet ve bir de vejeteryanlar için, et yemeyenler için çok gayet güzel bir köfte yapıyoruz. Süper bir köfte oluyor. Galeta ununun o bardağın yarısı buğday kepeği, yarısına da galeta unu koydum. Tamamen diyet yaptığımız için süper oluyor. Güzelce yoğuralım. İyice bütünleşsin. Sonra şekil verip kızartalım.
Arkadaşlar köftelerimizi şöyle elimizle güzelce yuvarlayalım. Elimizi ıslatalım. Her yaptığımızda. Kısaltalım. Güzelce atın üstünü. İlk tarafını da gayet güzel kısaltalım. Kısaltalım da şöyle orta ateşte. İki tarafını da kısaltalım. Arkadaşlar görüntüsü normal. Kıymalı köfte gibi görüntüsü var. Tadı da çok güzel. Atıyorum. Evet, köftelerimizi böyle kısaltmaya devam edelim. Yeşil mercimek köftemiz diyet yapanlar ve vejeteryanlar için ideal. İnanın tıpkı içerisinde kıyma varmış gibi. Denemenizi tavsiye ederim. Süper bir köfte. Yapanlara afiyet olsun. Şimdi yapılışına başlayalım.